annem yüzüğümü bulursa bana onu asla geri vermez. Umarım onu kimse bulamaz. Bulurlarsa alamayacağım. Yüzüğümü kendim bulmam gerek. Yüzüğümü bulmalıyım. Kimse bulmadan. Onu kimse bulmadan bulmalıyım. Selamlar anne. Evet. Evet, o benimle. Onunla konuşmak ister misin? Tamam. Amca, annem seninle konuşmak istiyor. Benimle mi? Evet, seninle. Evet, Katon. Nasılsın? Seni yarın Pakistan'a geleceğimi haber vermek için aradım. Gerçekten mi? Bu harika bir haber. Şezal senin evinde kalmamı söylüyor. Yoksa bir otelde kalmak istiyordum ben de. Şezal kesinlikle haklı. Bak, burada kalmalısın. Burası senin kendi evin. Hiç dert etme. Tabii ki benim. Hazır bu konudan bahsetmişken ev hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Söyle bakalım. Davana ne oldu? Karar çıktı mı? Süreç hala devam ediyor. Aa, hayır. Ben sanmıştım ki. Aa, tamam, anladım. Ev hakkında bir şey mi soracaktın? Aa, özel bir şey yok. Sadece sana en kısa zamanda yaşayacak başka bir yer bulmam gerektiğini söylemek istedim. Ne oldu amca? Bir şey yok. Yapmam gereken önemli bir iş var. Amca, birazdan dönerim. Bu çok iyi bir şanstı. Kutsiye teyzenin keyfi yerindeydi. O zaman neden benim evlilik teklifim hakkında konuşmadın? Onun evlenme teklifini nasıl kabul edebiliriz? Sakince sorabilirdin değil mi ama? Oho Banki. Açı demek istedi ki Kutsiye'nin evine ilk kez gittik. Ve ilk seferde teklifi sormak doğru olmazdı. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum işte. Beni dikkatlice dinle Bankay. Kapa çeneni ve git şuradan. Vazgeçtim, şuraya geç. Şimdi anlat bana, dinliyorum. Bu şekilde saygısızca konuşmaya devam edersen O zaman ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? O zaman Nagina ile birlikte bu evden gideceğim. Evet, peki. Seni kim durduruyor söyle. Git buradan. Ve eğer giderse kimse seninle evlenmeye hazır olmayacak ve evlenme isteğin sonsuza dek bir dilek olarak kalır. Evet, ve senin gibi kötü şöhretli, sahtekar ve yaşlı bir adam asla bir gelin alamaz, biliyorsun. Banki, onunla ne yapacağım? Thank you.
Anvaruddin? Hı. Bu kadar derin ne düşünüyorsun? Yeni bir soruna hazırlıklı ol. Şimdi ne dedi peki? Her sorunun hayayla başlaması gerekmiyor illaki. Evet. Haklısın tabii ki. Allah'a şükür. Benimle bu konuda hemfikirsin. Bu sorunlar ve endişeler evimizin dışında kalıyor. Bir kez açıyoruz ve bir sorun içeri giriyor. Gerçekten bilmiyorum ne yapacağımı. Katon Ara yarın Pakistan'a geliyor. Ne? Katon Ara mı geliyor? Alaaddin'le mi geliyor? Hayır, Alaaddin gelmiyor. Aman Allah'ım, Katon Ara... O büyük bir sorundur. Bak Kutsiye, seninle çok önemli bir şey paylaşmak üzereyim. Evet, buyur. Bu şeyi yıllardır senden saklıyorum. Eğer bu bir zorunluluk olmasaydı, şimdi bile bunları söylüyor olmazdım. Ne arıyorsun? Yüzüğümü bulamıyorum da. Bu kadar pahalı bir yüzük, anormal bir kıza mı ait? O senin yüzüğün müydü? Evet. Büyük bir sevgiyle almış olmalısın. Bu yüzden üzgünsün. Ben almadım, bilmiyorum. Öyle mi? O zaman hediye edilmiş. Evet. Bunu sana kim verdi? Moiz verdi. Neden sana hediye verdi? Çünkü o benim en iyi arkadaşım, bu yüzden. Arkadaş mı? Ya da... Her neyse, yüzüğü senin için aramama ne dersin? Bulabilecek misin? Evet, benim için çok kolay. Peki nasıl? Ben sihir biliyorum. Hokus pokus yapacağım ve yüzüğünü bulacaksın. O zaman benim için onu bulabilecek misin? Bunu bedavaya yapmayacağım. Yani? Yani karşılığında bir şey almalıyım. Babam benim için bir şeyler almıştı. Sana onlardan veririm. Olur, tamam. Peki ya yüzüğünü bulamazsam? Sonra Moiz bana çok kızacak. Tamam o zaman. Sihrimle yüzünü bulmaya çalışacağım. Eğer bulursam sana vereceğim. Söz mü? Söz. Oho Anvaruddin. Şimdi söyle bana. Dinle. Herkes bu evin Alaaddin'e ait olduğunu ve onun da Katon Ara'ya verdiğini biliyor. Yeter. Ne söylemek üzere olduğunu anladım ben. Tamam, söyle bana ne söyleyeceğim. Katon Ara'nın bu evi boşaltmak için aradığını söyleyeceksin. Evet, bu da söz konusu. Bu da söz konusu derken? Dinle bak. Alaaddin'in de kiralık bir dükkanı var. Durum bu. Tamam. Yani? O kirayla bu evin masraflarını karşılıyoruz. Bunu neden bana daha önce söylemedin sen? Kutsiye, bak benim yaşımdaki bir adam bu ülkede iş bulamaz. Bulsa bile 10.000 rupiden... fazla kazanamaz. Bu imkansız. Bak Anvaruddin. Benimle lafı dolandırıp konuşma, tamam mı? Bana açık açık söyle. Mesele nedir? Konuş çabuk. Söyle bana. Görülen şey şu ki,
Katonar'a gelir gelmez bu gelir de durdurulmuş olacak. Şimdiye kadar kaç kere nişanlandım bilmiyorum. Ne zaman düğün günü yaklaşsa, annem kızda bir sorun bulur ve nişanı bozardı. Sonra da beni başka bir kızla nişanlardı ve ben her nişanda mutlu olurdum. Annem benimle çok güzel kumar oynadı. Beni nişanladı ve sonra nişanı bozdu. Evlenmeme izin vermedi. Ve ben kötü arkadaşlarla birlikte olarak kendimi kötü anılır hale getirdim. Annem asla evlenmemi istemedi. Ve şimdi hiçbir kız benimle evlenmeye hazır değil. Çünkü herkes nişanları bozduğumu biliyor. Hiç evlenemeyecek miyim? Yoksa bekar mı öleceğim? Benim için ağlayacak tek bir kişi bile olmayacak mı yani? Sevgili Moiz, anormal kızlara böyle pahalı hediyeler vermemelisin. Merhaba Afiye teyze, sana çok kızgınım. Hey, ben ne yaptım şimdi sana? Moiz nişanlandı ama bana söylemedin. Moiz'in nişanı mı? Henüz böyle güzel bir olay olmadı. Olsaydı sana kendim söylerdim, öyle değil mi? Öyle mi? Yani nişanlanmadı mı? Hayır tatlım. Bırak nişanı, ona bir kız bile bulamadım inan ki. Haya bana Moiz'in ona bir yüzük hediye ettiğini söyledi. Yüzük mü? Moiz ona hediye etmiş olmalı, aynen böyle. Neyi kastediyorsun? Yani onlar çocukluk arkadaşı ve ona nadiren bir şey hediye ediyor. Bu normal değil mi? Gerçekten mi? Ama bu yüzük oldukça pahalı görünüyor. Yüzük yanında mı? Hayır, bana Haya gösterdi. Tamam. Hoşça kal. Kendine iyi bak, görüşürüz. Kutsiye, seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Tamam ama önce otur şuraya. Önce otur, yüzünü göster bakalım. Gitmeye hazırsın zaten sen. Çok zengin bir aileden Roha için bir teklif getirdim ve bence zengin bir ailenin geleni olmak Roha'nın kaderinde var. Öyle değil mi? Ama Sultan'a... Bu teklifte ters giden bir şeyler olmalı. Kutsiye, ben sultanayım, Hamida değil. Ben araştırmamı yaptım, anladın mı? Çocuk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Sana çocuk hakkında ne söyleyebilirim? Dindar, saygın ve Roha için iyi bir eş.
Ve biliyor musun pazarda 5 dükkanı var. Anlıyor musun beni? İkiniz de beni çok dikkatli dinleyin. Ben evlenmek istemiyorum. Ruha, bu saçmalık da ne? Anne, ben babamın oğlu gibi olmak istiyorum. Nasıl yani? Oğullar evlenmiyor mu? Sana söyledim, şimdi evlenmek istemiyorum. Bu hayır demek. Bana tekrar tekrar yeni teklifler getirme. Roha. Onları eve getir. Onunla konuşacağım. Kutsiye, Allah'a şükür evet dedin. Sultana bugün ya da yarın çocuğun ailesini kesin getirecek. Biraz tatlı hazırla, tamam mı tatlım? Lütfen beni zor duruma düşürme. İnşallah. Hadi bir şeyler yesene. Benim de başka bir yerde olmam gerekiyor. Birçok teklifim var. Görüşürüz. Teyzeciğim. Hadi canım. Biraz işim var, anlıyor musun? Sen mi gelirsin, ben mi geleyim? Neden bana öyle bakıyorsun? Neden Kutsiye teyzenin evine gittin? İşim için gittim. Oraya bir teklifle gittim tatlım. Roha için mi yoksa? Evet. Kutsiye onun için endişeleniyor. Kutsiye teyze seni çağırıyor. Bak, beni iyi dinle. Bugünden sonra Roha için bir teklif getirmeye kalkma. Ölene kadar seni boğmaya devam ederim. Anladın mı beni, ha? Elimden kurtulamazsın. Anladın mı? Allah cezanı verecek. Her gün seni boğan bir karın olsun, tamam mı? Allah cezanı versin.